Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arısı Oyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle uzaktan bir önce bir güzelliklerimi bir göstereyim. Bakın, şunların güzelliğine, yaprakların iriliğine, tomurcaklarına, şöyle bir tomurcaklarına bir bakın dostlarım. Ne kadar güzeller değil mi? Bakın. Özel tur sardunyalarım. Evet. Şöyle. Özel tür kalonşam. Bakın. Hiç böyle bir kalonşa gördünüz mü? Bakın. Yapraklarının iriliğine. Yuvarlak yuvarlak. Canlı. Taze. Böyle parıl parıl parlayan kalonşalarımla çıktım dostlarım. Bakın. Şurada da şöyle bir kalonşam var. Bu kalonşam ise dostlarım yaprakları böyle tırtıklı bir kalonşa. Özelliği bu. Yaprakların tırtıklı olması. Böyle bu. Yaprakları ortadan, bak şu orta kısmı görüyorsunuz değil mi? Orta kısmından büyüyor. İlk başta orta kısmından yuvarlak olarak büyüyor. Daha sonra ise böyle tırtıklar çıkıyor. Böyle bakın her tarafı tomurcuk görüyorsunuz değil mi? Bunlar yakında annesini güzel güzel açıp güzel güzel verim verecek dostlarım. Şimdi sizlere video geçmeden önce sardunyalarımı göstermeden önce şu iki kalonşam hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Kalonşalar bu aralar çok küllenme hastalığına tutuluyormuş. Bana Instagram'dan DM'den yazan dostlarım var. Abla kalonşalarım çok fazla küllenme hastalığı oldu. Dostlar artık kış ayı geldiği için yapraklarına su fısıltmayın. Ve iyicene toprağın kuruduğuna emin olun. Bakın toprak var ya, bak benim bu toprağım şimdi size kuru olarak gözükebilir. Ama aslında ben elimi değiyorum nem. İyicene bildiğiniz toprak takır takır kuruduktan sonra dostlarım. Şey yapacaksınız, kalonşaları sulayacaksınız ve bir de sık sık sulamayın. Bakın topraklarını böyle suladıktan sonra böyle beyaz beyaz sanki örümcek ağı gibi bir şey, hani toprak oluyorsa o bilin ki o toprak mantar olmuştur ve o da sizin çiçeğinizi küllenme hastalığına çevirir. Yani su be, bakın parlak Mustafa bile küllenme hastalığı oldu. Olur. Nasıl olur? Çok fazla sularsanız güneş görmeyen aydınlık yerde olmaz durmaz. Kış ayında o bile küllenme hastalığı olur. Çünkü ben parlak Mustafa çiçeğinin bile küllenme hastalığı olduğunu gördüm. Attılar bana Instagram'dan. İlk başta şaşırdım. Parlak Mustafa küllenme hastalığı olur mu dedim. Belki siz de ilk defa duymuşsunuzdur. Olur. Çünkü çok sık sulama yapılmış. Aydınlık alanında görmemiş. O da mantar olmuş toprağa. Toprak mantar olduktan sonra da zaten direkt parlak Mustafa çiçeğine gelmiş dostlarım. Şimdi bu kısa bilgilendirmeyi verdikten sonra şöyle kalonşalarıma geçiyorum dostlarım. Burada gül sardunya var. Gül sardunyama geçtim, kalonşaya geçiyorum dedim. Dostlarım bugün sardunya, siz bunlara sakız da diyebilirsiniz. Çoğu yerde sakız da deniyor. Şöyle saksısını kaldırdım. Bakın yapraklarını göstermek istiyorum sizlere. Yapraklar ne kadar canlı, ne kadar parlak. Mesela sardunyalarda kimi sardunyanın buralarında yoğun tüylenme olur. Ama bugün sardunyada böyle bir şey yok. Aynı takdirde bu sardunyada öyle. Bakın yaprakların iriliğine bakın. Oysa ki ben bunu yeni ektim. Burada da bir sardunyam var. Bu sardunyamı şimdi şuradan keseceğim dostlarım. Çünkü artık bu ölmüş çiçek. Ölmüş çiçek olduğu için keseceğim. Bana çok güzel bir verim vermesi için kesmem gerekiyor. Bunları artık kış bakımı yapmam lazım. Çünkü hiç kış bakımı yapılmadı. Bakın şurada da gördüğünüz üzere tomurcuk var. Görüyorsunuz değil mi dostlarım? Eğer ben buradaki sardunya çiçeğini kesmezsem sardunya çiçeği gücünü bu tomurcuğa değil buna verir ve güzel bir sonuç alamazsınız. Yani iyi verim alamazsınız.
Bu zaten ölü bitki. Ben senin neyini sulayacağım? Neyini besleyeceğim? Öyle değil mi? Keseyim. Kesmezseniz böyle tomurcuklanmalar ve yapraklanma olmaz dostlarım. Öncelikle şunu keseyim. Daha sonra yapacağım işleme geçeceğim sizlere. Şöyle daha da bir netleştireyim telefonumu takipçilerim. Şuradan bakın şu kısım var ya. Kestim. Şöyle temizliğini de yapayım. Bakın ölü çiçek. Bu bir ölü çiçektir. Sardunyalarınız böyle olduğu zaman budadığınızda dostlarım daha sonra temizliğini yaparım. Güzel verim alabilirsiniz. Şimdi ise kış ayına geldik ve kış ayında ne tür bakımlar yapmalıyız? Onları göstereceğim. Öncelikle şunları şöyle dizeyim takipçilerim. Bakın burada benim 1 litre burada yaklaşık dostlarım 1 litre bir suyum var. Şöyle ortaya alayım. Görüyorsunuz. 1 litre suyum var. Peki bu 1 litre suyun içinde ne var? Ben patates rendeledim. Patatesin nişastasını aldırdım. Şimdi ben bunu süzeceğim. Çiçeklerime vereceğim. Ama vermeden önce biz bu işlemi çiçeklerimize niye yapıyoruz? Ondan sonra böyle bir işlemi yapmayın. Neden gereklilik? Onları anlatacağım sizlere. Çiçeklerimi uygulama yaparken patates suyunun ne gibi faydaları var? Sardunya ve kalonşaya patates suyu iyi gelir mi? Veya hangi çiçeklere iyi mi gelir? Hani güzel verim alır. Onun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle ben bir patates suyumu süzüyüm. Ondan sonra hemen geliyorum takipçilerim. Bakın güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Patatesin suyunu şöyle süzdüm. Bulanık bir suyu var zaten. Şöyle hem çiçeklerime uygulamasını yapacağım. Hem de ne işe yaradı hakkında bilmiyorum. Dostlarım patates bilindiği üzere bir gübredir. Patatesin suyu, patatesin kabuğu haşlanmış. Mesela patates haşlayacağınız zaman eğer tuz atmazsanız hani haşlarken onun suyunu bile kullanmalısınız. Çok büyük şifadır. Patates suyu bu gördüğünüz yaprakları var ya dostlarım. Böyle daha büyütüyor. Köklerin daha sağlam olmasını sağlıyor. Ayrıca çiçeklerde sineklenmeyi de önlüyor. Bunu dostlarım birkaç çeşit işlemle de verebilirsiniz. Dediğim gibi haşlanmış tuz atmadığınız haşlanmış patateslerinizi haşlarken onun suyunu da verebilirsiniz. Ben gibi haşlayırsınız. Kabuğunu soyup rendelersiniz. Öyle de verebilirsiniz. Bunu bir de dostlarım bu sera ekiciler hani bahçe ekenler patatesin kabuklarını soyuldukları patatesin kabuklarını hiçbir zaman atmıyorlar. Toprak hani fide ekerken toprağa da karıştırıyorlar güzel verim alabilmek için. Çünkü patatesin besleyici özelliği vardır. Çok güzel bir besler. Çiçeklerinizi hem besler hem parlaklık verir. Hani yani çiçeklerinizi mucizevi bir etkisi var. Ben azar azar verdim. Yarım çay bardağından da az verdim. Çünkü ben artık hani şöyle buralar tüm su oldu ama şöyle hemen kısa bir bilgi verdim. Ben artık uzun süredir hani çiçek baktığım için hani artık ölçüleri rahat diyorum. Küçük saksılarınıza yarım çay bardağı ilave edin. Büyük saksılarınıza ise daha büyük ilave edebilirsiniz. Hani yarım çay bardağından bir tık daha üstün olabilir. Daha da büyük çay şeyiniz varsa, saksınız varsa bir çay bardağı da olabilir güzel dostlarım. Patatesin bir özelliği daha da var dostlarım. Bu patatesin suyundaki olan nişasta var ya. Bu çiçeklerin hastalık olmasını da önlüyor. Yani şifa, birebir şifa. Hem çiçeklerimizi besliyoruz doğal gübre, ziraatçılardan almıyoruz. Yani her türlü her işlemi kendimiz yapabiliyoruz. Bunları öğreniyoruz. Yani patatesin kabuğu da olsun, suyu da olsun her şeyinde şifa var dostlarım. Peki biz bu şifadan niye faydalanmayalım? Öyle değil mi? Çiçeklerimizin daha da güzelleşmiş, daha da gürleşmiş olması için. Mesela benim bu çiçeğim çok güzel verim alacağım. Bakın buraya tomurcuklar geldi. Bu yakın zamandaki kalonşam da çok yakın zamanda açacak güzel dostlarım. Bu patates işlemi çiçek de açtıran, hani diyoruz ya çiçek coşturan formül diye. Yani çiçek coşturan formüllerin arasında da geliyor.
Genellikle ben bu patates işlemlerini yaz aylarında yapmıyorum. Kış aylarında daha uygun görüyorum. Eğer sizin de çiçekleriniz soluk, sarıysa benim gibi bu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sizi güzel olan Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.